Selamun aleyküm arkadaşlar. 19 Kasım 2022 günü sizlerleyiz. Evet, açılışı şu sözle yapalım. Halk içinde muteber bir nesne yok. Devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi demiş Kanuni. Evet, bugünkü dersimizde tıp yani sağlıkla ilgili veyahut da yaralanmayla ilgili başlangıç derslerinin birinci kitabının üçüncü ünitesindeyiz. Evet. Bu konuyu ele alacağız. Geçen seneki kitaba göre bazı değişiklikler olduğu için yeni haliyle sizler için yorumlamak istiyoruz. Resim aynı kalmış ama içerik değişmiş. Bu sefer yaralı sayısı 2 tane. Onu resme yansıtmamışlar. Resim olduğu gibi duruyor. Evet, bakalım burada ne deniyor? الطبيب ياسر إلى غرفة الإسعاف حالاً. ماذا لدينا؟ لدينا مصابان في حادث مروري. هل حالتهما خطيرة؟ الأول في حالة إغماء، ولديه جرح عميق في جبهته، وقد نزف كثيراً، والثاني لديه جروح في وجهه. ورجله مكسورة. خذوا الأول إلى غرفة العمليات وأخبروا طبيب التخدير أن يخدره، وأنا سآتي بعد 5 دقائق. ماذا عن المصاب الثاني؟ اعتني بجروحه، ثم خذيه إلى قسم الأشعة وصوري رجله، ثم سنرى. Evet, doktor, hemşire ve diğer konularla birlikte yeni konumuza bakalım. Evet, önce bir anons geçiliyor. At-tabib Yasir ila gurfetil isaf halen diye bir anons var. Doktorumuz kim? Yasir. Yasir isminde doktor nereye çağrılıyor arkadaşlar? Gurfetil isaf. Daha önce isaf kelimesi seyyaratul isaf, ambulansta geçmişti. Yani ilk yardım aracı. Evet, burada da gurfetül isaf, acile bekleniyorsunuz diye düşünebiliriz. Halen, hemen. Evet, hal kelimesini görmüştük. Hal, keyfi halüke, nasılsın? Ama burada yeni bir anlam kazanıyor arkadaşlar. O farkları burada ele almaya çalıştık. Halen, hemen veyahut da filhal, hemen. Eş anlamlısı fevran. İşte bunu keyfi halüdeki halle karıştırmayalım ama mana biraz değişiyor. Evet. Evet, konuşmayı şu an tabip Yersir yapıyor. Mâzâ ledeyne, mâzâ indene. Evet, neyimiz var? Yani elimizde ne var? Doktor sonuçta acil bir yere çağrılmış. Yaralımız, ölümüz vesaire nedir? Tabi ölü olsa onu ilgilendirmez. Zaten yapabileceği bir şey yok. Burada kastettiği yaralılar. Evet, ne kadar yaralımız var der gibi soruyor. El Mumarrı'da diyor ki لَدَيْنَا مُصَابَانِ ف۪ي حَادِثٍ مُرُور۪يٍ Et musab kelimesi arkadaşlar kök itibariyle esabe fiilinden geliyor. Esabe, isabet kelimesinden hatırlayın. Esabel hedef. Hedefi vurdu. Yani bir şeyi isabet ettirmek, isabet alması genellikle meçhulü kullanılır. Usibe. Evet, usibtu bi maradi saratan. Evet, kansere yakalandım. Yani kanser beni vurdu. Tabi buradaki musab mef'ul şeklinde yapılmış. Vurulan yani yaralanan şeklinde yorumlayabiliriz. Evet, ledeyne. İki yaralımız var. Ne konuda? Fi hadisin mururiyün. Hadis bir olay. Mururi trafikle ilgili. Merraya murru murur. Geçiş demek. Yani trafikte sürekli araçlar öyle böyle geçtiği için murur denmiş. Biz buna o zaman trafik kazası diyeceğiz. Bir trafik kazasından dolayı iki yaralımız var diyor doktora. Tabip Yasir şeyi soruyor. Hel haletuhuma hatira.
Evet, onların durumu hatira, tehlikeli mi? Evet, hatira kelimesini hazira ile karıştırmayalım. Buraya not aldık mı acaba? Evet, hatir, tehlikeli. Evet, buraya da not alınabilir. Hatira olursa arkadaşlar tehlikeli. Ama hazira olursa ha. Evet, hamidi, hamidi. Onu karıştırdım hemen. Bakalım, muhtemelen ha idi. Hazira. Evet, hazira kelimesi ses benzerliği ifade ettiği için karışmaması anlamında buraya not alabiliriz. Çünkü bu kelime geçmişte ahır. Hazira, ahır, hatira ise tehlikeli demek. Bir de orada hale kelimesi geçiyordu arkadaşlar. Evet. Halen. Evet, örnek cümlelere bakacak olursak. Yuridu tabibu halen. Hemen doktor istiyorum. Buradayız. Ehi fi halet igme. Evet, kardeşim komada, baygın. Evet, baygın halde, baygın durumda şeklinde hale kelimesi de durum ifade ediyor. Yine bu sese benzeyen hal, hal, hale, dayı, teyze kelimeleri var. Onu da karıştırmamak lazım. Evet, mumarrida buna ne cevap veriyor? İlki el evvel fi halet igme. Evet, igme arkadaşlar bayılma hali için kullanıyoruz. Burada mastar olarak kullanılmış. Aslı bunun ağma yugmini. Ama bu şekilde kullanılmıyor. Genellikle ugmiye ale harfi celil olacak şekilde bayılmak şeklinde kullanılıyor. Burada bayılan kişi alenin yanına getiriliyor. Mesela haveltu eklehu. Onu yemeye çalıştım. Lakinneni ugmiye aleyye. Evet, ben bayılmışım. Vakittu en ehtanika. Ve neredeyse boğulacaktım derken ugmiye aleyye. Buradaki ye ben boğulacaktım, bayılmışım, boğuldum. Yani bayılmışım şeklinde yorumlayabiliriz. Bu şekilde de fiil halinde karşımıza gelirse şaşırmayın. Evet, baygın bir halde birincisi. Nedenmiş? Veledeyhi curhun. Evet, okurken curh dedi. Yanlış yazmış. Yara. Evet, amik, derin. Fi cephetihi, alnında. Evet, alnında derin. Bir yarık diyebiliriz. Yara var diyebiliriz. Vakat nezefe kethiran. Ve çok kan kaybediyor. Arkadaşlar nezefe. Evet, mesela bizim Türk mantığında kan akmak dediğimiz zaman kan akmak yazayım. Genellikle şöyle yaparlar. İşte kelime kelime öğrenmenin yanlışlığı. Kelime cümle içinde öğrenilir. Akmak kelimesi cera diyor. Kan ise dem diyor. Cera dem. Evet, Araplar kan akma kelimesi için nezefeyi kullanıyor. Evet, nezefe, kan akmak. Yani tek bir kelimeyle iki kelimeyi ifade ediyor. Yani çok kan kaybediyor diyebiliriz. Çünkü bu yüzden baygın. Ve sen ikincisi, ledeyhi curuhun fi vecihi. Evet, yüzünde yaralar var. Ve ricluhu meksura. Evet, kesara kelimesi arkadaşlar kırmak demek. Evet, kesara kelimesi kırmak demek. Meksur ise kırık, kırılmış anlamında bir kelime oluyor. Evet, o zaman ikinci hastamızın yüzünde yaraları var ve ayağı kırık. Evet, tabib Yasir, artık doktor burada bir talimat veriyor. O da ney? Hudul evvele ila gurfetil ameliyat. Evet, bunlar İlk önce acile gelmiştiler. Hasta acil bir durumu varsa önce acile sokulur. Ama ilki ciddiyet arz ettiği için, baygın olduğu için, çok kan kaybettiği için hemen ameliyat odasına, ameliyathaneye hudu alın. Kökü bunun arkadaşlar. Ehaze, ehazeye hudu, hud, alın, götürün. İlayla götürmek. Evet, ilkini ameliyathaneye götürün. Ve ahbiru tabibet takdir en yukaddirahu. Evet, burada yeni bir kelimemiz var. Haddara. Arkadaşlar, uyuşturucu yapmak, anestezi yapmak, uyutmak, uyuşturmak daha doğrusu.
Evet, tabibü takdir anestezi uzmanı olur. Ona haber verin. Ehbiru en yuhaddirahu. Onu anestezi yapması için ona haber verin. Ve ene saati ba'de 5 dakaik. Evet, ben de hemen 5 dakika sonra geleceğim diyor. Önce bir ağrılarının hafifletmesi için uyuşturucu, narkoz verilmesi gerekiyor. Mümerrida mâzâ anil musâbi thâni. Ya ikinci yaralı ne olacak? Tabi riyasir i'teni bi curûhihi. Yani onun yaralarına özen gösterin, bakımını yapın. Burada bayana diyor, yani hemşireye. Tabi bu hasta diyene göre basit işlemi olduğu için hemşirenin yapabileceğini düşünüyor. Dolayısıyla i'teni diyor. Thumme huzihi ila kısmin eşi'a. Sonra onu nereye götür? Kısmül eşi'a. Evet, eşi'a şu'a kelimesi. Daha önce arkadaşlar güneş ışığında geçmişti. Güneş ışınları demek ama burada ışın odası değil. Hastanede ışın olan odaya röntgen odası deriz. Evet, röntgene götürün. Röntgeni çekin. Ve savviri riclehu. Evet, savvara. Evet, suretten, resimden. Resim çekin. Evet, savvara yerine göre değişik anlamlar olabilir arkadaşlar. Normal biri size fotoğraf makinesi verse, savvini dese benim fotoğrafımı çek olur. Ama burada savviri riclehu derken ayağının fotoğrafını çek demiyor. Ayağının röntgenini çek diyor. Tabi savvaranın bir anlamı da tasarlamak. Yine Kur'an-ı Kerim'de Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu'l halikul bari'ul musavvir lehu'l esma'ul husna. Yusabbihu lehu ma fis semavati vel ardı. Ve huvel azizul hakim. Sadakallahu'l azim. Evet, orada Allah'ın isimleri sıralanırken musavvir, yani suret veren, şekil veren, yaratan anlamında kullanıyoruz. Sonuçta aleti tasvir dediğimiz zaman fotoğraf makinesi de ne yapıyor? Görüntüyü şekillendiriyor, resmini çiziyor. Hızlı bir şekilde resim çiziyor. Evet, ayağının röntgeni çekin. Sümme senara. Sonra bakarız, eğer daha durum kötüyse benim bakacağım durum olur. Çünkü ben ameliyathanede olacağım diyor. Evet, metnimiz bu şekilde. Metinle ilgili kelimelerimiz burada. Buradan da istifade edebilirsiniz. Evet, sorularımız var. Ma sebebül isabe? Yaralanma sebebi nedir? 2. Ma haletül musabil evvel? Birinci yaralının durumu nedir? 3. Eyne setehuzül mümarud el musabe thani? İkinci yaralıyı hemşire nereye götürecek ve neden? Gibi sorulara cevap arayacaksınız. Evet, ikinci konumuz diş konusu. Önceki ünitede geçtiği için arkadaşlar bunu anlatmayacağız. Dişlerle ilgili bir Türkçe ders yapmışız. Bir de sadece Arapça ders yapmışız. Bir de dişlere özel başka bir ders var. Yani 3 tane farklı ders var. Bunlardan istifade edebilirsiniz. Önceki güncel olanı bakın, yeşil. Yeşil olanlar arkadaşlar güncel dersler olacak. Diğerleri eski dersler olarak karşınıza gelecek. Evet, anlatacaklarımız bu kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Esselamu aleyküm.